Herkese selam. Baştan peşinen söyleyeyim. Çok aman aman bir video olmayacak bu. Sadece derdimi dökeceğim, Ankara gücüyle ilgili derdimi dökeceğim bir video olacak. Onu peşinen söyleyeyim. Kötü bir maç haftasını geride bıraktık. Oyunu baştan sona mahkum ve ezik oynadığımız maçta 3 puandan daha fazlasını kaybettik. Ne yaptık? Cesaretimizi kaybettik, heyecanımızı kaybettik, umudumuzu kaybettik. Geçen hafta Konya karşısında tribünden bir puana veya puanına bakmadan mutlu ayrılan taraftar bu hafta kahır ve keder içerisindeydi. En azından ben öyleydim. Antep karşısındaki hezimet bayağı farklı bir skorla yenilmemize de sebep olabilirdi. Ama sahada Ankara gücü adına en dik duran bu mağlubiyetle tek kazanılan Bahadır'dı. Diğer yandan kendimize en net sınayacağımız maç Antep maçıydı diye düşünüyordum. Çünkü kadro kalitesi olarak neredeyse denk kulüplerdik. Fakat maç içerisindeki duruma baktığımızda sanki ligin en iyi takımıyla en kötü takımı karşı karşıya geliyormuş gibi bir görüntü vardı. Bu gerçekten çok kötü ve üzücüydü açıkçası. Geçen sezon birincilikteki karambol futboluyla aynı futbol oynadık resmen maç gününde sahada. Ve işin kötü tarafı şu ki birincilikte oynadığımız kadro bambaşkaydı ve bu karambol futbolunu oynuyorduk. Ve şimdi Süper Lig'deyiz ve birinciliktekinden çok daha başka bir kadro var ama oynadığımız oyun mentalitesi aynı. Ve bu o kadar üzücü ki. Yani oyunculardan bağımsız olarak karambol futbolu oynatan bir teknik ekibe sahibiz maalesef, bunu söylemek acı ama. Tamam, anlıyorum yönetimin Mustafa Hoca'ya vefa borcu hissettiğini, vefa gösterdiğini ki biz de taraftar olarak Mustafa Hoca'yı gerçekten seviyoruz. Gerçekten karakterine hayranız ve gerçekten birincilikte gösterdiği başarıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama herkes bilmeli ki biliyordur ama kimse söylemek istemiyor. Mustafa Hoca'nın kendini çok daha fazla geliştirmesi lazım Süper Lig için. Umarım Süper Lig'den düştüğümüz son sezondaki gibi kötü gidişat için inat etmeyiz. Yani 6. veya 7. haftaya kadar yönetimde, taraftarda, teknik kadroda bir şeylerin olup olmayacağını az buçuk görecektir. Umarım her şey olumlu olur ama olumsuz gidişatta inat etmemek lazım. Umarım bunu görürler. Ama umarım ben yanılırım, taraftar olarak biz yanılırız ve her şey düzene girer, her şey çok daha iyi olur. Ve esasında benim düşüncem şu, başkan ile arası iyi olmamasına rağmen benim bu takıma en çok yakıştıracağım hoca Hikmet Karaman'dı. Evet, son sezon o varken düştük fakat ilk defa sahada baş kaldıran bir takımı gördüm ben Hikmet Hoca ile birlikte. Velhasıl çok da başınızı ağrıtmayayım. Demem o ki bizler Ankara gücü taraftarı olarak toplumun orta kesimiyiz. Çoğumuz işçi ve emekçiyiz. İçimizde de bir isyan var bundan dolayı. İş hayatındaki yenilmişlik, sosyal yaşantıdaki yenilmişlik, bu isyanı içimizde biriktiriyoruz ve bu isyanın da tek silahı olarak Ankara gücünü görüyoruz. Yani yapamadıklarımıza, kazanamadıklarımıza, başaramadıklarımıza rağmen bunların hepsine temsili bir haykırış Ankara gücü bizim için. Ve biz birbirimizi biliyoruz taraftar olarak. 3 puan değil hiçbirimizin derdi. Dibi görmüş bir takımın dibi görmüş bir taraftarıyız biz. Bizi kaybetmekten daha çok boyun eğmek yıkıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve videomu buraya kadar dinlediğin için, derdimi dinlediğin için, benim derdimle sen de dertlendiğin için ki biliyorum ikimizin de derdi aynı. Sana da teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Başarılar dostum.